24 ekranlarından bizleri izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9'u gösteriyor. Ben Elif Akkayakuter, analist sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla analist sentezde değerlendiriyor olacağız. Her sabah olduğu gibi öncesinde Ankara gündemi diyeceğiz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizleri bekliyor. Günaydın, kolaylıklar diliyoruz, güzel bir gün diliyoruz. Günaydın Elif Akkayakuter. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım. Umarız öyle olur. Tüm böyle dedik, güzel bir haberle başlamıştık. İsterseniz dünkü o güzel haberin bugüne yansımalarıyla başlayalım. Vallahi keyfini sürüyorum yani ben o dünkü güzel haberin hala. Çünkü gerçekten uzun zamandır beklediğimiz, hani yüreğimize bir nebze su serpecek haberlerden bir tanesiydi. Fethullahçı terör örgütünün elebaşı bir numaralı terörist Fethullah Gülen'in ölüm haberi dün itibariyle biliyorsunuz elimize ulaşmıştı. Şimdi bir vatansız olarak hayatını kaybetti, öldü. Fethullah Gülen. Bunun da altını bir kez daha çizmekte fayda var. Dün Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu noktaya dikkati çekti. Terörist elebaşının ölümünü örgüte yakın siteler ve yeğeni duyurdu. Artık bu güzel haberleri onlar için de almanın zamanı geldi diye düşünüyorum. İnşallah en kısa sürede hem bu yurt dışındaki teröristlerin yakalandığını ya da bir artık bu dünyadaki sürelerini doldurduğuyla alakalı böyle bilgileri izleyenlerimize, dinleyenlerimize aktarma fırsatını bulacağız diye düşünüyorum. Teröristlerden 15 Temmuz hain darbe girişimini anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmişti. Çok sayıda kişinin ölümüne neden olmuştu biliyorsunuz. İstanbul'da köprüler o Fethullahçı terör örgütü üyeleri tarafından kapatılmış. Ankara'da, Kızılay'da Genelkurmay Kavşağı'nda sivillerin üzerine, vatandaşların üzerine, ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşların üzerine bu Türk milletinin vergileriyle alınan namluları çevirmiş, silahları çevirmiş ve gözlerini bile kırpmadan ateş etmiş doğal alçaklar. Terörist Gülen'in iadesi için ABD'ye Türkiye tam 7 kez başvurmuştu. Ancak ABD iade taleplerini reddetmişti. Mümkünse bu saatten sonra da sakın öyle iade etmeye kalkmasınlar. Buldukları ilk çukura atsınlar kendisini. Biz vatan toprağında böyle bir pisliği asla kabul etmiyoruz. Şimdi Gülen'in ölümüyle birlikte FETÖ'de liderlik ve para kavgası da tabii ki önümüzdeki süre zarfı içerisinde başlayacak. Zaten hatırlarsanız bu son bir yıl içerisinde Fethullah Gülen'in ölümüyle alakalı bir dizi haber çıkmıştı. Yine örgüte yakın olan bazı haber siteleri, sosyal medya hesapları, o trollcü sosyal medya hesapları paylaşımlar gerçekleştiriyorlardı arada sırada. Hani örgüt içerisinde bir nabız yoklama şeklindeydi bunlar. Hatta geçtiğimiz ilkbahar aylarında yine bir ölüm haberi çıkmış. Daha sonrasında da örgüt içerisinde bir güç savaşı başladığına dair haberler ortaya atılmıştı. Şimdi o güç savaşlarını arkamıza yaslanıp bir izleyeceğiz. Bakalım kim kimi öldürecek, kim kimin üzerine çıkacak. Ondan sonra da Türkiye'nin hedefleri daha net bir şekilde ortaya konacak. Cevdet Türkyolu gücü elinde bulunduruyor şu an için örgüt içerisinde. Diğer taraftan Avrupa grubunun yönetiminde Abdullah Haymaz'da. ABD grubunun yine tehditler var. Yine lider adayı olarak Mustafa Özcan'ın ismi ön plana çıkıyor ki Mustafa Özcan'ın ismi uzun süredir örgüt içerisinde konuşulan isimlerden bir tanesi. Bu Cevdet Yılmaz da uzun Cevdet olarak biliniyor mesela örgüt içerisinde. O da yine örgütte önemli isimlerden bir tanesi. FETÖ için önemli isimlerden bir tanesi. Genel itibariyle bu uzun Cevdet lakaplı Cevdet Yılmaz ve Mustafa Özcan arasında örgütte bir liderlik savaşının yaşanacağına dair şu an için konuşmalar gerçekleştirildi. En azından örgüte yakın olan internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında genel itibariyle bu iki isim biraz daha ön plana çıkıyor diyebiliriz. Uzun süredir sağlık durumunu ağır seyreden ve akıl sağlığını yitiren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen edinilen bilgiye göre en yakınındaki uzun Cevdet lakaplı kara kutusu olan Cevdet Türkyolu'nun kontrolüne bundan sonraki süreçte geçirdi örgütü. Daha hayatını kaybetmeden. Ama tabii ki burada Mustafa Özcan'ın nasıl bir hamle yapacağı da yine FETÖ içerisinde merak ediliyor. Diğer taraftan Ahmet Türkyolu, Türkyolu örgüte para yardımlarının kesilmemesi için Gülen'e sağlıklı gibi görünmesi adına ilaç verdi bu süre zarfı içerisinde. Bu da yine istihbari bilgiler sonucunda ulaşılan notlardan bir tanesi. Örgütteki dağılmayı engellemek için daha önce de çekilen videolar yeni gibi yayınlandı. Zaten bununla alakalı da gerekli
gerekli çalışmalar yapılmış. Peki nerede geberdi Fethullah Gülen? Terörist Gülen'in ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Lux Hastanesi'nin Monroe kampüsünde öldüğü bilgisi paylaşıldı ki dün zaten o hastaneden yine görüntülerde 24 televizyon ekranlarından izleyenlerimize ulaşmıştı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre terör örgütü elebaşının adı hastanede ölenlerin isimleri arasında yer aldı. Hastane yetkililerinden yine yapılan röportajlarda elebaşı Fethullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı. Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmedi. Daha sonraki süreçte ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendirildi. Çok da önemli değil cesedi zaten. Şimdi tabii bu haber şu anda Amerika'daki o FETÖ seviciler tarafından, FETÖ'cüler tarafından üzüntüyle karşılanıyor. Ama Türkiye'de nasıl karşılanıyor? Dün muhabirimiz Emre Ayas ve kameramanımız Kubilay Kutler sokağa mikrofon uzattılar. Bakın o haberin bir çıktısını aldım. Şimdi orada vatandaşların direkt düşünceleri. Yani biz hiçbir şey demedik. Sadece Fethullah Gülen öldü dedik. Mikrofonu uzattık. Vatandaşların tepkilerini alıyoruz. Bakın. Çok şükür ya Rabbim diyor mesela bir vatandaşımız. Öldüyse çok şükür devlete, millete iyi oldu diyor. Bir diğeri cehennemin en alt katındadır. Bedenen ölmesi iyi bir şey ama onun zihniyetinin de ölmesi lazım diyor. Bunu genç bir arkadaşımız söylüyordu. Bir tanesi başka bir vatandaş bir kez daha ölme gibi bir durumu varsa bir kez daha ölsün diyor. Yani vatandaşların içi bu derece soğumuyor. Düşünün FETÖ'nün Türkiye'ye karşı işlediği onca suçtan sonra vatandaşların içinde hala onun kini duruyor. Çünkü biz orada 200'den fazla vatan evladını şehit verdik. O FETÖ'nün hain darbe girişiminde. Belasını bulsun diyen var. Beter olsun ateşiyle yansın diyen var. Bir pislik temizlendi diyen var. Devam ediyorum. 15 Temmuz'un içindeydik. Çok şeyler gördük. Umarım onun gibiler bir daha bu dünyaya gelmez. Onun gibilerin ölüm haberlerini almayı dört gözle bekliyoruz diyen vatandaşlarımız var. Herkes hak ettiğini çekecek. Bu dünyada çekti. Öbür dünyada da çekecek diyen var. Çok şeyler atlattık ama vatan millet uğruna milletimiz dimdik arkasında durdu devletin diyen var. Ateşler içinde yansın, daha beter olsun diyen var. İyi ki öldü, darısı Fethullah Gülencilerin hepsinin başına inşallah diyenler var. Bunlar sadece bizim dün yaptığımız röportajların bir kısmı. Bunlar gibi daha farklı tepkiler de vardı. Ama tepkilerin hepsi de aynı şekilde, aynı dilde getiriliyordu. Ve biz sadece bunları seçtik, koyduk. Hepsini bir koymaya kalksak zaten haber bülteninin içerisinde herhalde 10-15 dakikalık bir bela okuma bölümü açmamız gerekirdi Fethullah Gülen için. Şimdi Fethullah Gülen öldü. Bundan sonraki süreçte örgütün içerisindeki güç savaşlarını izleyeceğiz. O güç savaşlarıyla beraber örgütte bir dağılma olması durumu da aslına bakarsanız söz konusu ama bu dağılma tabii ki öyle bilindik anlamdaki bir dağılmadan hani Gülen öldükten sonra bu örgütten bir daha herhangi bir zarar gelmez şeklinde değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Dün zaten gerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımında, gerek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımında, gerekse Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında ve bu konuyla alakalı mesela AK Parti MKYK toplantısı sonrasında Ömer Çelik'in yaptığı açıklamalarda da en çok dikkat çekilen nokta şuydu. Rehavete asla izin yok. Yani örgütün dağılma durumu az önce saydığımız işte Uzun Cevdet'tir Cevdet Yılmaz, diğer taraftan Mustafa Özcan, diğer taraftan örgüt içerisindeki diğer FETÖ'nün peşi sıra giden o simbiyotik yaşam tarzına sahip olan yaratıklar. Bu yaratıkların hepsinin örgütün bir ucundan tutup örgütü bir bölünmeye götürebileceği konuşuluyor. Terör uzmanları tarafından. Şimdi bu noktada tabii ki örgüt parçalansa dahi hala faaliyetlerine devam edecek. Farklı farklı lider ve isimleri altında, farklı farklı terörist elebaşları altında, sözde liderler altında. Bu noktada Türkiye'nin yapması gereken şey ne? Türkiye bundan sonraki süreçte FETÖ ile mücadelesini aralıksız bir şekilde devam edecek ve bu militanların sonuncusu ya böyle ölünce ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargısının karşısına çıkartılıp hesap verinceye kadar bu mücadele devam edecek. Gönül isterdi ki bu bizim sözde müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri Gülen'i iade etsin. Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde ilk FETÖ davalarını takip eden isimlerden bir tanesiyim. Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde aynı Abdullah Öcalan'ın zamanıyla nasıl cam kafes içerisine koyup getirdiysek bu terörist başını da Türk yargısının önüne çıkartalım ve yaptıklarının hepsinin hesabını bir bir soralım. Gönül bunu isterdi. Ancak
Bunu yapamadık. Amerika Birleşik Devletleri iade etmedi. Bir tarafta da işte ilahi adalet var. Fethullah Gülen 83 yaşında bir pislik olarak, bir vatansız olarak yaşamını yitirdi. Bundan sonraki süreçte bizim amacımız örgütün artık o son militanına kadar etkisiz hale getirilinceye, yakalanıncaya kadar bu mücadeleye devam etmek olacak. Her ne kadar vatan için sahte gözyaşları dökmüş olsa da ne kadar vatanını sevmediğini de biliyoruz. Dolayısıyla vatansız olarak ölmek onun için ne kadar kötüdür bilmiyorum ama sizin dediğiniz şeye çok fazla katılıyorum. Keşke iadesi olsaydı ve biz burada adaletin önünde hesap verdiğini görseydik. Şimdi dediniz ya, sokak röportajlarından gençlerden biri, önemli olan bu zihniyetin ölmesi. Şimdi biz değil, yeğeni Ebu Seleme Gülen'in ifadeleri. Para için insanların dini duyguların sömürdüğünü, örgüte üye olan müritlerin geleceklerinin bile düşünülmediğini gözler önüne seren bir sürü açıklaması var. Biri de işte o 15 Temmuz başarısız darbe girişimiyle ilgili. Orada soruluyor, hocam Türkiye'de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz deniyor. Sinirli bir yüz ifadesiyle diyor ki, bu arada Ebu Seleme Gülen'in, yeğeninin açıklaması. Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın ifadelerini kullanıyor. Şimdi evet, içeride artık güç kavgaları siz de belirttiniz. Zaten başlamıştı, çözülmeler, kırılmalar başlamıştı. Öyle umut ediyoruz ki sadece Fethullah Gülen ölmemiştir. Artık bu örgüt... bu yapılanma, adı neyse işte, terör örgütü, casusluk, her şey var sonuçta içinde. İnşallah o zihniyet, o genç arkadaşın söylediği gibi o zihniyetin öldüğünü görürüz diyelim. Dün MKYK toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrasında da önemli açıklamalar yaptı. Onunla devam edelim. Buyurun. Şimdi A takımıyla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. A takımıyla yaptığı toplantıda bir kere şunun altını çizelim. Bu terörist başının ölmesiyle alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hiçbir yorum yapmadı. Hatta MKYK'nın gündemindeki başlıklar arasında dahi yoktu bu pisliğin ölümü. Onu bir kere belirtelim. Daha çok iç siyasetteki gelişmeler, önümüzdeki süre zarfı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapacağı çalışmalar, bu çalışmalarda atılacak olan adımlar ve AK Parti'nin biliyorsunuz bir kurultay süreci var. O kurultay sürecine ilişkin de önümüzdeki süre zarfı içerisinde yine hem kurultay takvimi hem de teşkilatların çalışmaları ele alındı MKYK toplantısında. Toplantı devam ederken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti AK Parti Genel Merkezi'nde. Fethullah Gülen'in ölümüyle alakalı Ömer Çelik'in bazı değerlendirmeleri vardı. Vatansız olarak dünyayı terk etti dedi. Kutsal değerleri ve insanlığa kötülük etme bakımından ismini Netanyahu gibi katillerle yan yana yazdıran, İslam'ı, milli değerlerimizi istismar eden ve bir kötülük abidesinin hayatı bu şekilde son bulmuş oldu. Bu yapıyla hiç gevşemeden, hiçbir esneklik göstermeden aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz diyor Ömer Çelik dün yaptığı açıklamalarda. Yeni Doğan Çetesi, yine Yeni Doğan Çetesi ile alakalı mücadelenin de devam ettiğini, buradaki soruşturmanın titiz bir şekilde sürdürüldüğünü aktardı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamalarda. AK Parti MKYK toplantısında A takımıyla bir araya geldi dedik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Buradaki toplantıda tabii iç siyasette kurultay süreci, AK Parti'deki bir kurultay süreci, bir değişim süreci var biliyorsunuz. Bununla alakalı il ilçe kongreleri tamamlanmıştı. Artık gözler Mayıs ayına doğru çevriliyor. Mayıs ayında, 2025 yılı Mayıs ayında AK Parti'nin büyük kongresini yapmasını bekliyoruz. Diğer taraftan yine vatandaşlarla bir araya geliyor teşkilat. Bu toplantılarda, bu görüşmelerde elde edilen, bu ziyaretlerde elde edilen raporlarda sırasıyla MKK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la istişare edildi. Bugün itibariyle meclis yoğun bir mesaiye başlayacak. Yine grup toplantıları var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaklaşık 1 saat, 1,5 saat sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kürsüsünde olacak. Diğer taraftan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün yine saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP grup kürsüsünde milletvekillerine seslenecek. Genel kurulda ticarete ilişkin kanun, biliyorsunuz tüketicilerin korunmasına dair kanunun değişikliğine dair bir teklif vardı. O teklifin görüşmeleri bir taraftan devam ediyor. Diğer taraftan bütçe kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
sunulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda önümüzdeki süre zarfı içerisinde tabii mecliste bir de bütçe mesaisi var. İşte AK Parti MKYK toplantısında bu bütçe mesaisine dair de yine görüşler alındı iç siyaset konusunda. Yani aslına bakarsanız yoğun bir hafta bizleri bekliyor diyebiliriz Elif Hakkı Yakutar. Evet, şimdi bir başka şeytanlar grubuyla devam edelim. Yeni Doğan soruşturmasından bahsettiniz. Bugün bir gazetenin manşetinde de al sana fotoğraf başlığı vardı. O adaletin fotoğrafı, işte savcıyla o tehdit eden insanlıktan yoksunların aynı karede yer aldığı. Çünkü tehdit ederken diyorlar ki şimdi bir fotoğraf çektirelim, sen onu paylaş. Evet, o işte o fotoğraf. Al sana fotoğraf başlığını. Gerçekten çok sevdim Mustafa Daş'tan. Yani terbiyesiz, geçmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti savcısının karşısına işte benimle bir fotoğraf çektir, dostlarım ziyaret etti de ondan sonra kimse sana dokunamaz diyor. Bunu söylediğin kişi kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhuriyet Savcısı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhuriyet Savcısına dokunmaya zaten yürek değil, başka şeyler ister. Yani öyle senin gibi bir sıfatsızla çekileceği bir fotoğrafla Türkiye Cumhuriyeti Devleti Savcısı korunacaksa Türkiye Etiyopya değil, Türkiye ne bileyim Afrika'daki öyle küçük bir ülke değil yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir devlet geleneği, bir devlet adabı, kanunları, nizamı vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Savcısına öyle hiç kimse tırnağının ucuyla bile dokunamaz. Zamanıyla yapılan tabii ki yüreğimizi çok acıtan suikastlar yok mu? Var. Hepsini unutmadık. Yani sakın bu söylemlerimizden de onları unuttuğumuzda düşünülmesin. Ancak onların hepsinden de ders çıkararak savcılarımızın, kolluk kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin hepsinin arkasında milletçe dimdik durarak, onlara güvenerek bu sözleri söylüyoruz. Tıpkı onların da bizlere güvenerek, Türk milletine güvenerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına güvenerek görevlerini başarıyla yerine getirdikleri gibi o fotoğrafta savcımız dimdik duruyor. O benimle fotoğraf çektirirsen sana kimse dokunmaz diyen şahsın cibiliyetsiz ise başı önde eğik bir şekilde polis eşliğinde içeriye götürülüyor. Bence bütün suç örgütlerine, bütün terör örgütlerine, bütün kendisini devletten daha üstün gören, tırnak içerisinde devlet benim deme cüretini gösteren şahsiyetsizlerin hepsinin önüne konması gereken bir fotoğraf. Çok net bir şekilde ortaya kondu. Devletin nerede durduğu o fotoğrafta çok belli. Suç ve suçluların da nasıl durdukları ve nasıl sonlarının ne olacağı da o fotoğrafta çok net bir şekilde gösterildi. Bu Yeni Doğan çetesi diyoruz ya, bence burada da bir değişikliğe gitmemiz lazım. Bunlar bildiğiniz terör örgütü. Hiç öyle çete, örgüt falan değiller. Yani bunlar öyle suç örgütü değil, bunlar terör örgütü. Şimdi yaptığımız yayınlarda konuşuyoruz, ediyoruz. Bu arkadaşlar, daha doğrusu arkadaşlar demeyelim, bu şahsiyetsizler ne yaptılar? Çocuk öldürdüler. Bebek katili bunlar. Yani şu an İmralı'daki caniden bunların bir farkı yok. Çok açık söyleyeyim. Türk milletinin gözünde bunların İmralı'daki caniden bir farkı yok. Dönüyorsunuz Murat Karayılan'dan, yine farkları yok. Dönüyorsunuz dağdaki diğer teröristlerden, Suriye'deki sınır ötesinde, Kuzey Irak'taki, Suriye'nin kuzeyindeki o teröristlerden, vatan evlatlarını şehit etmek için orada bekleyen hainlerden, pisliklerden bunların hiçbir farkı yok. Çünkü bunlar bu süre zarfı içerisinde bebeklere yönelik, yeni doğan masum çocuklara yönelik bunu yaptılar. Eğer ki biz düşmüş olsaydık bize yapacaklardı. Belki fırsatını bulsalardı yaşlılarımıza yapacaklardı. Hiçbir şey değişmeyecekti onlar için. O konuşmaları, hani tırnak içerisinde tapeleri, mesajlaşmalara şöyle bir baktığınız zaman zaten insanlıktan ne kadar nasiplerini almadıklarını, bu işin ne kadar basit gördüklerini çok net bir şekilde anlıyorsunuz. Ya bunların eline ben geçsem bana da aynısını yapacaklar. Beni de öldüreceklerdi. Günlerce orada ilaç vereceklerdi, uyutacaklardı. Daha sonrasında da fişini çektik, bitti olay olacaktı. Yani o yüzden bunlara Yeni Doğan çetesi falan değil, Yeni Doğan terör örgütü demek lazım. Şimdi
Bu soruşturma devam ediyor. Bu soruşturmayla alakalı ruhsatı iptal edilen hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulanslarla hastaların sevk edilmesinin ardından hizmetlerine son verildi. Dün zaten yayınımızda da göstermiştik. O hastanelerin teker teker tabelaları ya sökülüyor ya da o tabelaların hepsinin üzeri kapatılıyor. Bir daha bu hastanelere herhangi bir şekilde ruhsat verilmeyecek. Sağlık Bakanlığı'nda zaten açıklamaları var. Bundan sonra otursunlar bir düşünsünler bakalım. Çünkü çok düşünecek zamanlar olacak. Biraz araştırsınlar. Ağırlaştırılmış müebbet kaç yıl yatar. Baksınlar. İyi olur onlar için. Hatta bir kez değil böyle birkaç kez ağırlaştırılmış müebbet. Ne olur ne yapar. Şimdi savcının istediği cezalar arasında ağırlaştırılmış müebbet yoktu bildiğim kadarıyla. 387 yıl gibi bir rakam vardı ama o da yeter onlara 387 yıl. Yani içeriden bir daha çıkamayacaklarını bilelim. Bizim için yeterli. En azından birazcık yüreğimiz soğur. Elif Hakkı'yı kurtar. Evet, savcının gerçekten duruşu muhteşem. Son isteğini de onun isteğini de yerine getirip o karede de yer almasıyla yine dediğim gibi onu bile kıramamış. O fotoğrafı da vermişler. Gerçekten adaletin fotoğrafı olarak herhalde geçebilir tarihe. Peki BRICS Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde başlıyor olacak. Ona dair ayrıntılarla devam edelim. Şimdi BRICS Zirvesi bizim için niye önemli? Çünkü bu BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelmesi bekleniyor. Şimdi bu görüşme olacağı için ister istemez Türkiye kamuoyu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretinde Putin'le acaba neler konuşacak diye merak ediyor. Sadece Türkiye kamuoyu değil aslına bakarsanız bölge ve aynı zamanda kıta Avrupa'sında da bu konu merakla takip ediliyor. Kazan'da 22 Ekim 24 Ekim tarihleri arasında yapılacak BRICS zirvesi. 23 Ekim tarihine biraz daha Kremlin burada sıcak bakıyor. 23 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Putin'in görüşebileceğine dair Kremlin'den yapılan açıklamalar var. Tabii bunlar hala Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, İletişim Başkanlığı'ndan tam olarak resmi bir şekilde açıklanmadı. Bunun da altını çizelim. Burada tabii Erdoğan'ın takvimi, orada yapacağı görüşmeler bunların hepsi de yine planlanıyor. Ancak yüksek ihtimaldir ki 23 Ekim tarihinde bu görüşme gerçekleşecek. Tabii ki buradaki görüşmede yine hem Rusya-Ukrayna savaşı, diğer taraftan İsrail'in gerçekleştirdiği terör saldırıları, Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar, Gazze'de yaptığı bu soykırım konusu, bundan sonraki süreçte nasıl adımlar atılabileceğine dair bir görüş alışverişinde bulunacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bunun haricinde de Türkiye'de kurulması planlanan bir doğalgaz merkezi vardı hatırlarsanız. Yine Erdoğan ve Putin görüşmelerinde bu konu gündeme gelmiş, daha sonrasında dünya kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu doğalgaz merkeziyle alakalı yapılan fizibilite çalışmaları ve sahada atılacak olan adımlar da yine BRICS zirvesinde değerlendirilecek. Ayrıyeten BRICS zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzeyinde bir katılım sağlaması, yani devletin en üst düzey temsilinin gerçekleşmesi, Türkiye'nin BRICS'e verdiği önemi de aslına bakarsanız bir tarafta bulunduruyor. Diğer taraftan tabii ki bu buradaki ziyaret, buradaki görüşme hem Avrupa Birliği'ne, hem Avrupalı ülkelere, hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne verilen diplomatik bir mesaj olarak da kayıtlara geçecek. Burada yapılan bütün görüşmelerde, yapılan bütün açıklamalarda satır aralarının böyle özenle altını çizilip not edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyoruz. Analiz sentezde kısacık bir araya gidiyoruz. Merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu her sabah olduğu gibi stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş Günaydın, geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan Hocam. Günaydın, hoş geldiniz Analiz Sentez'e. Günaydın Elif Hanım, günaydın Mustafa Bey. İyi günaydın hocam, diliyorum. Günaydın. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi sabah Mustafa Daş'tan olan kısmı siz genellikle dinliyor oluyorsunuz. Evet. Mustafa Bey gelirken şimdi sabah sokak röportajları yaptırdık dedi. Sadece dedi mikrofonu uzattık. Fethullah Gülen öldü dedik. İşte birçok
söylenen şeyi okudu, aktardı bize. Hepsini söyleyemez. Rütü'ye takıldı. Rütü'ye takıldı aynen. Kendi de zaten içindekileri söyleyemiyor. Ondan da bayağı şikayetçi. Ama bir gencin söylediği var. Bu zihniyet ölmeli. Yani tabii, önemli olan. Şimdi memlekette kullanışlı eleman zamanda yetiştirmiş de, tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Cumhuriyet'in kuruluşunda ilk yapılan işlerden bir tanesi, bizzat Atatürk'ün yaptığı işlerden bir tanesi ve en önemlisi, Türkiye'deki Osmanlı döneminin sonundan itibaren kurulmuş olan yüzlerce yabancı okulun kapatılması. Sadece ya bu okulları niye kapattı? Gayet iyi, 2-3 tane dil öğretiyordu, Avrupa eğitimi veriyordu. Mis gibi okullardı bunlar. Hani şimdi de onların devamları var. 10-11 tanesine müsaade edildi. Onlar var işte, gayet iyi okullar. Millet oraya girmek için sabahtan kuyruğa giriyor, yağmurun altında filan. Kalsaydı ya, Atatürk niye böyle bir şey yaptı ki? Bu soruyu kendi kendine herkes bir sorsun, bir baksın ne oluyor diye. Ben hiçbir şey söylemeyeyim yani. Bir baksın niye kapatmış. Ondan sonra da o kapılarda niye hala kuyruklarda durup aman çocuğumuzu bir okula sokalım diye uğraşıyoruz diye bir daha düşünsünler. Ya da hiç zahmet etmesinler, boşver şimdi kafamızı bulandırıyor bu adam filan diye. Hayatlarına kaldıkları yerden devam etsinler. Ondan sonra da FETÖ ve FETÖ'msülerden şikayet etsinler. Kolay iş yani. Şikayet etmek kadar güzel bir şey yok. Bu niye böyle oluyor? Bu niye böyle oluyor? Şu niye orada? Kameraman niye kısa pantolon giyiyor? Ben bunu konuşup duralım ya. Habire şikayet edelim. Bizim muhalefet konforu dediğimiz bir şey var. O yanlış, bu yanlış, şu olmadı, bu niye var filan, bunları konuş, bağır, çağır. Herkes de ya adama bak, doğru ya, ben de öyle düşünüyorum. Tam benim gibi düşünüyor. Tam anladım da yerine ne koyacağına dair bir şey söylüyor mu? Gerçekte o işin nasıl olduğuna dair bir şey söylüyor mu? Efendim memleket hiç böyle olmamıştı. Orası şöyle kötü, burası böyle kötü, bilmem ne filan diyen bir belediye başkanı var bugünlerde. Bir kısım medya ona dikkate almamış, o da bir kısım medyayı dikkate almamış. Ya kardeşim, senin partinin belediyesinin sağlık müdürü, bu çetenin, yeni doğanları öldüren, bebekleri öldüren çetenin bir parçası ya. Hiçbir sorumluluk üstlenmezsin. Başkası yapıyor her şeyi. Senin atadığın müdür metrobüs yolunun ortasına minibüsü bıraktı diye, küçük arabasını bıraktı diye iki metrobüs birbirine çarpıştı, iki kişi öldü ya. Senin müdür diye, sorumlu yönetici neyse diye atadığın adamın yolun ortasına araç bırakması yüzünden. Niye? Onun oradan geçeceğini bilmiyormuş. Böyle bir adama müdür atı, hiç sorumluluk hissetmiyorsun. Sonra memlekette her şey iktidar yüzünden oluyor. Senin iktidar alanında olanlarla ilgili bir sorumluluk alıyor musun? Hayır. Neden? Sürekli şikayet etmeye alışmıştı onunla. Sürekli burun kıvıracak, beğenmeyecek. Hep öyledir. Etrafımızda bir sürü böyle insan vardır. Her şeye burun kıvırır, bilmem ne olur. Hep de ya aman arıza çıkartmasın diye de el üstünde tutulur. Ha. Bak bundan bunu kazanıyor aslında. Neden? Bu adam sürekli arıza çıkartıyor. Çıkartmasın, aman şunun gönlünü hoş edelim filan. Evet işte tam da bu yüzden yapıyordum zaten. Gelin. Gelirken de eliniz boş gelmeyin. Yeter artık ya, bunları sırtımızdan atalım ya. Bugünlerde fazlasıyla kullanılan bir kelime, o yüzden hoşuma gidiyor. Toksik. Herkes öyle diyor. Toksik arkadaş, toksik anne babaya da gitti bu iş yalnız. Ucu bize de dokunuyor biraz ama. He, böyle toksik insanlar var. Bizim işte muhalefetimizin şeyi de yani politikasızlığı da bir başka toksiklik. Neyse. Düzelir diye umut edelim ama şunu söyleyelim. Yani biz bunları sorgulamazsak hiçbir şey düzelmez. Hı. Olduğu gibi devam eder, uzaktan bakarız biz de. Ve her yeni nesil de eskiden her şey çok iyiydi, şimdi her şey bozuldu falan zannetmeye devam eder. Ya ben 1970'lerde bunu duydum, 80'de de duydum, 90'da da hala duyuyorum, öyle bir şey yok. Eskiden de birçok şey kötüydü, şimdi de birçok şey kötü. Bazı şeyler düzeliyor, bazı şeyler bozuluyor. Gayet normal. Hayatın akışı, değişim içerisinde bunlar oluyor. Bakalım Avrupa'ya, Amerika'ya, şuraya, buraya. Biz Amerika'ya, İngiltere'ye bakalım en çok. Çünkü biz imparatorluk bakiyesiyiz.
oralarda çoğulcu, çok farklı milletlerin yaşadığı, farklı kültürlerin olduğu imparatorluk, tırnak içinde bir nevi imparatorluk merkezleri. Bakın orada ne oluyorsa sizde de onların hepsi olacak. Böyle bir şeydir yani bu. Yok o yaptı, bu yaptı bilmem ne filan. Başkalarına kabahat bulmanın bir manası yok. Şeyde de öyleyiz ya biz, hani işte bizde çatışmayı gladio körükledi. Efendim dış güçler şunu yapıyor. Tamam tabii ki yapıyorlar, kullanıyorlar da. Ya sende de bir hastalık var da, sende hastalık yoksa adam zordur yani hastalık üretmek insanın vücudunda. Bir şey varsa onu tetiklemek kolaydır. Onları tetikliyor. Şeytan kazığı sallar ya. Sizin birbirinize yumruk atmanızı sağlamaz yani. Kazığı sallar, sonra siz orada bir takım sebepler üretip birbirinizi döversiniz. Ama bırakmayacaksınız şeytan kazığı sallasın. Beceremiyor musunuz? O zaman şeytanın kazığı sallamasından sonraki tuzağa düşmeyeceksiniz. Evet. Şimdi o okullarda kazığı sallıyorlardı önemli yani. Önemli açıklamalar yapmasını da bekliyoruz. Sağlık Bakanı evet. Kemal Mümüşoğlu, Anadolu Ajansı editör masasının konuğu. Başladı mı? Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin ev sahipliğinde düzenlenen Asya Pasifik Birliği 4. Genel Kurulu'nun açılış töreninde konuştu. Ona da kulak verdik. Şimdi devam edelim. Önemli bir son dakika var. Önce onu aktarayım. Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü PKK-KCK terör örgütü Avrupa yapılanmasından aynı aileden 3 kişiyi yakaladı. Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren 3 kardeşten ikisi Zeynep Taşkıran ve Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz'sa Balıkesir'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kardeş sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler elbette. Mustafa Bey, ayrıntıları daha fazla aktarayım mı yoksa direkt yok ya, konuşalım? Benim, evet. Örgütün elemanları ama yani bu görüntüler, fotoğraflar, kim nerededir, ne iş yapıyor, onlar tabii şey, devletin istihbarat servisinin takibinde. Onları dağdan gelen fotoğraflarla ve diğer teröristlerden elde edilen, terörist takiplerinden elde edilen bilgilerle eşleştiriyorlar ve hiçbir açık, hiçbir sızıntıya müsait aralık bırakmamaya çalışıyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Önemli bir kısmı bunların hani içeride bir cezai müeyyide kısmı ölçülü olabiliyor. Ölçülden kastım şu an süreli olabiliyor. İşte atıyorum sempatizanlıktan alıyorsunuz, yoksa ne suç bulacaksınız, başka bir bağlantı bulamıyorsunuz ama içeride yakalayıp geldiği ülkeye geri gönderiyorsunuz. Onlar artık Türk vatandaşı değil zaten. Önemli bir kısmı bulundukları Avrupa ülkelerinin vatandaşları. Kime hizmet ediyorlarsa orada beslenmelerini sağlamak üzere tekrar geri gönderiliyorlar bunlar. Bu da gayet normal. Evet. Dönelim. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun tabii büyük bölümünü verdik editör evet. masasının. Çünkü gerçekten Türkiye'nin gündemindeki bir konuydu ve gerçekten herhalde sorulması gereken ne varsa da evet, evet. Arkadaşlar çok net, ayrıntılı sordular. Anadolu Ajansı'nın yöneticilerini tebrik edelim. Teşekkür de ederiz. Ayrıca bizim için de haber üretmiş oldular. Evet, siz de ben bayağı notları aldım. Aldınız. Altını özellikle çizdiler. O bakımdan da dikkate şayan. Bir soruşturma açılıyor. Biz de geçen konuşmuştuk ya. Burada SGK'yı hortumluyor bunlar, soruşturması. Şimdi kritik soru şu. SGK'yı hortumluyorlar soruşturması. Ya bu hortumlamayla bebek ölümleri arasında bir alaka var mı? Bunlar hortumu o kadar fazla önemsemişler ki bebeklerin hayatını riske atmışlar. Hatta ölümlerine neden olmuşlar. Hatta ve hatta bilerek ölümlerine neden olmuşlar. Bunların arasında bir bilgi, ilişki var mı? Böyle bir şey var mı diye. Soru bu. Bu çok önemli bir soru ve işin seyrini değiştiriyor. Çünkü ondan öncekini ya, hortumladı mı hortumlamadı mı? Yani para kaçağı var mı yok mu? Geç mi tespit edeceksin, erken mi tespit edeceksin? Fark etmez yani, devlet o parayı sonuçta öyle ya da böyle alır. Orada böyle panikle acele etmenin bir manası yok, olmayabilir. Tam gene hızlı davranırsın ayrı da. Ama bir tarafta hayat kaybediliyor. O sorunun sorulduğu tarih biraz geç. O soru 8 Haziran'da soruluyor. Gerçi çok da geç değil.
savcı o soruyu soruyor. Neden 26 Nisan'da başlıyor, 28 Haziran'da, yani Mayıs Haziran 2 ay sonra, tam 2 ay sonra savcı diyor ki ben bu işten kıllandım diyor, bir buna bakın diyor. Şimdi neden bunu söylüyor? Bakan diyor ki biz o zamana kadar diyor soruşturma aşamasında bilgilere yeni haizdik. Savcının elinde tapeler var. Tapeler daha sonra diyor bize bu sorudan sonra, 28 Haziran'da sorulduktan sonra tapeler diyor bize 3 Eylül'de geldi. Şimdi bu biraz gecikmiş. Yani 28 Haziran 3 Eylül arasında işte Temmuz Ağustos var. 2 ay var yani, 2 ay 5 gün falan. Şimdi 2 aylık süre boyunca tapeler geldi ve tapelerle var olan sağlık durumu eşleştirildi. Sağlık raporları eşleştirildi. İşte o raporlara bakılınca, tapelere de bakılınca, aa bu çocuk buraya gitti ya, bu burada ölecek. Biz de bazılarını yayınladık ya. Yani feşmeken iş yapılsaydı, şu iş yapılsaydı çocuk ölmezdi diyor. Ben biliyordum diyor başımıza geleceği, bunun patlayacağını biliyordum diyor. Yani bazı çocukların ölebileceğini, bu hortumlama bahanesiyle çocukların yoğun bakıma alınması vesairesi filan sebebinden dolayı farkında olduklarını, bildiklerini gösteren şeyler, sahneler bunlar. Çünkü şöyle de düşünmek lazım, kabul etmekte zorlanıyoruz doğru ama hastanelerde yaşanan işte sağlık sorunları, krizler, zaman zaman ölümler, bunlar evet ihmalden kaynaklanıyor olabilir. İhmalin atıyorum insani sebepleri olabilir. Dersiniz ki hay Allah bak şu doktor şu trafikte kaldı, filan saatte gelip ameliyat etseydi olmazdı, burada yapılacak bir şey yok. Ama bazıları da göz göre göre oluyor. Şimdi sağlık sisteminde göz göre göre mi oldu, doktor hatasından mı oldu, bunu ayıklamak o kadar kolay değil. Bu da tabii burada doktorların ve sağlık çalışanlarının vicdanına kalıyoruz. Çünkü ne diyorlar mesela? Çocuğunuzu diyor burada diyor yoğun bakıma koymamız lazım. Ya koymasak doktor ben o parayı ödeyemem. O zaman riskli, hayati tehlikeye girer. Düşünsenize aklınızdan geçen ne? Ben bunları yaşadım çünkü. Ya çocuğu şimdi burada ya paraya kıymazsam ölürse benim yüzümden kendi çocuğumu öldürmüş olacağım. Şimdi vicdani olarak beni bu yükle karşı karşıya bırakıyor. Çakal bunu biliyor. Birçoğu da bu çakallığı yapıyor yalnız. Kusura bakmasınlar da. Benim yani yaşadıklarımın çoğu biliyor. Farkındalar yani. Ama hekim böyle bir şey söyleyince teslim oluyorsunuz. Tabii. Hekimliğin ahlaki boyutu o yüzden hayati önemli. Biz o yüzden doktora saldırı bilmem ne olunca ayağa kalkıyoruz. Ben de öyle, gazetede yaptığım manşetler ortada. Ayağa kalkıyoruz. Şunu demiyoruz yani. Hekim de artistlik yapmış olabilir demiyoruz. Velev ki yapmış olsun, önemli değil yani. Buna rağmen. Şimdi ya da ne bileyim, bizde yatır mı? Devlet hastanesine götürün ama orada da yer var mı bilmiyoruz. Efendim giderse yolda da tabii hayati riski var. Ya o hayati risk yok mu? Evet var, yolda da var. Doğru. Ama bunu kullanarak başka bir şey yapıyor musun, yapmıyor musun? Şimdi bakın, şu olaydan sonra her hasta sahibi, her hastanın kendisi, doktor bana bunu niye yapıyorsun? Kaç para kazanıyor bu hastane bundan diye sorarsa haklıdır. Onlara cevap verilmemesi de haksızlıktır. Onlara cevap vereceksiniz kardeşim. Efendim ben doktorum, beni ilgilendirmez, ben yazar geçerim dediğiniz sürece bu kavga bitmez. Ben o yüzden sağlıkta iletişim konusuna bas bas bağırıp duruyorum. Bas bas bağırıp duruyorum. Sağlık iletişimi Sağlık Bakanı'nın sadece televizyonda çıkıp konuşması ve tweet atması değildir. Bak bunu Fahrettin Bey zamanında da söyledi. O sosyal medyayı çok iyi kullanan, kendi iletişimini çok iyi yaptı. O zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Ama bu yeterli değildir. Hastanede bunlarla ilgili eskiden kimse yoktu. Şimdi karşılayan var, yol gösteren var, birimlerin başında, bankolarda insanlar var. Bunlar yapacaklar bu işi. Tekrar söylüyorum, kafasının soru sorulduğunda koridorun sonunda sağda diye kafasıyla yol işareti yapmayacak. Asıl sorun budur. Çünkü insanlar insan muamelesi görmek istiyorlar. İnsan muamelesini kapıda gördüğünde içeride de insan tedavisi alacağına daha çok güveniyor.
Nasıl karşılanıyorsanız öyle uğurlandığınızı da öyle düşünüyorsunuz. O yüzden bu iletişim son derece önemli. Çünkü artık herkes soracak. Doktor, bu işlemin karşısında SGK'ya kaç para gitti? SGK'dan kaç para alıyorsunuz? Gerçekten bu konularda bilgilendirmeyi de hak ediyoruz. Ya ben hastaneye gittim. Efendim şu kadar para ödedim. Benim için kolay değil mi? Ben diyorum ki ya, bir muayene 6 bin lira ödüyorum. 6 lira ödüyorum. 12 lira ödüyorum. Neyse yani. Bir muayene para. İlaca 3,5 lira, 6 lira, 8 lira, 12 lira falan ödüyorum. 20 lira falan ödüyorum. Aslında 80 lira, 90 lira. Ben şunu bilmem lazım. SGK'dan kaç para alıyor bu adam? Bu ödediğim hastane benden ne kazandı yani? Çünkü sonuçta ödenen para da benim param. Devlet bana sonradan demiyor mu? Ey emeklim, sen zamanında çok düşük prim ödedin. Ya da zamanında çok iyi prim ödedin ama ya SGK'nın üstünde bu kadar da yük var. Ben de sana şu kadar emekli zammı yapabiliyorum. Daha fazla yapamıyorum. Neden? Çünkü zaten hazineden para alıyoruz biz. Ya da hükümet diyor ki efendim yapmıyorum zam. Niye? Ya zaten SGK'yı senin paranı ödemesi gereken kurum açıkta olduğu için hazineden, bütçeden ödüyorum diyor. Bütçe kim? Benim verdiğim verginin parası. Devlet bana o bütçeden o parayı hizmet olarak vermek yerine SGK'ya aktarıyor. O zaman ben bilmek zorunda değil miyim? Benim param nereye gidiyor diye. Bileyim bunu o zaman. Madem bir reform yapıyor Sağlık Bakanı, bir düzenleme yapıyor. Bu düzenlemeyi de yapsın. Yapsınlar, ben bana gelen faturada, elime verdikleri faturada bir fatura kessinler. Bunları da bilelim, bir bilgi göndersinler. Şimdi en abızda her şey var. Bir de o olsun. Desin ki sizin şu hizmetinizin karşılığı şudur diye. SGK'dan bu kadar ödendi, siz bu kadar katkı payı ödediniz. Ben bunu bileyim ya. Zaten bir kısmını yapıyorlar. Mesaj gönderiyor, diyor ki şurada diyor, bir muayene var diyor, size ait midir değil midir kontrol ediyor. Bunu daha düzenli yapsınlar. O çok düzenli olmuyor. Her seferinde bana mesaj gelmiyor mesela. Her seferinde gelsin. Ya ben banka kayıtlarımdan gelmiyor diye kıyameti koparıyorum. 3 lira bankadan para çekti bir ara. Google dedim ya, hala onun peşindeyim. Niye çektin kardeşim bunu? Benim işim yap olmadan, benim talimatım olmadan bu parayı nasıl alırsın diye peşine düşüyorum. Yol olmasın diye. Niye benim sağlıkla ilgili işlemlerimde de bana mesaj gelsin? Ben de onu takip edeyim. Niye gidip ben doktorla muhatap olayım? Niye hastanenin bilmem nesiyle, kimiyle muhatap olayım? Ben doğrudan oradaki bilgileri alayım, bir göreyim onu. Bana da şunu yapmasın, devlet hastanesi dahil. Devlet hastanesinde, şehir hastanesinde işte beni karşılamakla, beni doğru birime yönlendirmekle sorumlu olan kişi... Zaten devlet hastanesi, bedavaya gelip muayene oluyorsunuz. Bir de üstüne de başka bir şey istemeyin modunda olmasınlar. Suratlarından bu okunuyor çünkü birçoğunun. Tamam mı? Onların da ayrı eğitime tabi tutulması lazım. Eğitime ve disipline. Şimdi bunu ben dedim ki kardeşim burnuna yapıştırırım seni bunu ben. Ben bu hastanede senin de maaşını aldığın parayı işte şuradan ödüyorum ben. Bak buyur. Ben buraya bedava hizmet almaya gelmedim. Ben bedelini ödediğim bir hizmeti alıyorum. Öyle. Bunu söyleyebilmem lazım. Bunu bana söyletsin devlet. Devlet her şeyi kontrol edemez bakın. Hep öyle demiyor muyuz? Ya markete gittiğinde fiyatı sen oradan kazıkçıyı gördüğün zaman git bunu uyar diye vatandaşa ben öğüt vermiyor mu? Veriyor. Aynı şeyi niye devlete karşı yapmayalım? Vatandaş devleti kontrol etmediği sürece geçmiş olsun yani. Biri bugün iyi yapılır, yarın kötü yapılır. Yani bunun sonu yok. Vatandaş devleti kontrol edecek. Sivil toplum devleti kontrol edecek. Tabipler Birliği var. Buyurun, bu tabiplerle ilgili ne yapmışlar? Hiçbir şikayet gelmemiş. Gelmiş de ne yapmışlar? Her şey sümen altı. Şimdi hastaneleri kapatın. Doktorları kapatın desene. Yapan doktor. Hastane binası yapmadı ki onu. Sağlıkta özelleştirme oldu ya, hepsi bu yüzden oldu. Ya sağlıkta özelleştirme oldu, hepsi bu yüzden oldu demek işin kolayı. Herkesi şikayet et, bitsin gitsin. Sen ne yaptın sivil toplum örgütü olarak? Hekim örgütü olarak. Ya kaç kişiyi defterden sildin? Çıkıp işte o yapılmasın, bu yapılmasın. Her taraf betona. Ya hayatınız beton. İşiniz beton. Niye? İnşaat mühendisisin. İşin beton. Sonra ortalığı betona döktüler gibi diye. Kardeşim o zaman mesleğini bırak ya. Diplomanı çöpe at. Git domates yetiştir. Niye mühendislik yapıyorsun o zaman? Saçmalamayı bırakalım, işimizi yapalım. Kaç tane inşaat mühendisini
işini beceriksizce yaptı veyahut da işini hile karıştırdı diye odadan attınız. Kaç tane mimarı kovdunuz kötü bina yaptı diye? Ha yok, ondan sonra kim müteahhit sorumlu? Ve o zaman değil ki, biz hiçiz. Bizim elemanlarımız da hiç, bizim meslektaşlarımız da hiç. Parayı verenin düdüğünü çalıyorlar. Sizden farkımız yok. Diyor musun yani, parayı verenin düdüğünü çalan bizim meslektaşlarımız var diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Niye diyemiyorsun? Çünkü meslektaşların içerisinde onuruyla işini yapan adamlar vardı onlar. E o zaman herkesi aynı kefeye koyma. Çık bazılarını da ayıkla. Ayıkladın mı? Hayır. Ondan sonra bağıralım iktidarı. Oldu canım. Öyle bir şey yok. Bizde de vardır ya adam. Kadere imanımız var. Her şey Allah'tan. E ya şunu şuradan kenara koymasaydın da şuraya koysaydın. Yok, o düştü ya, her şey Allah'tan. Yani senin bunu buraya değil de şuraya çekmenin hiçbir şey katkısı yok, öyle mi? Senin hiçbir sorumluluğun yok yani. Tabağı şeyin masanın kenarında bıraktın diye. Her şey Allah'tan. Oldu canım. Şimdi her şey hükümetten. Bir tanesi sözüm ona fazla imanlı, bir tanesi de sözüm ona solcu. Yani böyle bir şey yok ya. Sakin olun biraz, akıllı davranın. Biz de ele ele şu konularda, şu bebeklere ya, düşünün bakın. Yani beşinci çocuğunuz doğsa, benim bir akrabam vardı, bu bende bile olmadı bu. Onu da gördüğüm hadiseyi kendimde göremedim. Dördüncü çocuğu galiba doğduğunda yanındaydım tesadüf. Biz de akrabamız yakınımız diye gittik. Öyle bir ah deyişi vardı ki çocuğu görünce. Zannedersin ki 10 yıl 20 yıl çocuğu olsun diye uğraşmış da o çocuğa kavuşmuş. Çocuk böyle bir şeydir çünkü. Ve onunla ilgili bir hekim, bir sağlıkçı, üzerinde beyaz önlük olan herhangi birisi. Ya bu çocuk şöyle olmazsa hayatı tehlikeye gider dediğinizde dünya duruyordu insanlar için. Ve bunu sömürüyorsunuz. Ya Allah başka türlü insanın belasını vermez. Bundan dolayı vermezse hiçbir şeyden vermez yani. E şimdi gördüğümüz hadise de ortada. Ama burada hani hastaneyi kapat, kapıyı kapatılsın. Hastane kapatılacak. Sahipleri kolonya dahil sağlıkla ilgisi olabilecek hiçbir şey üzerine ticaret yapamayacak. Net. Ben bu kadar öfkeliyim. Haksız olabilirim. Öfkemden dolayı mazur görüyorum. Evet. Ama bu doğru. Ama özel hastane, özel sağlık sistemleri falan. Evet. Abi devletsiniz. Meslek erbabınız çalışıyor orada. Robotlar orada insan tedavi etmiyor. Doktorlar insan tedavi ediyor. Üstünüze düşene vazifeyi yapın. Hastaneyi kapatın demek doktorun görevi değil. Doktorun görevi, ya bizim mensubumuz burada bu işi nasıl yaptı? Nasıl biz bunu göremedik yahut nasıl bunu yapabildi? Evet. Bunun peşini düşün siz. Herkes kendi işini yapsın. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, biraz önce tabii Merve hocamız da konuğumuzdu ama söz bile veremeden ayrıldı. Çok özür dileyelim. Dersi ona vardı da. Hocamızın, evet, onu o yüzden söyleyelim. Dersi vardı. Kırıkkale Üniversitesi. Ben de kendisine ayrıca özür dilerim çünkü ben lafı uzattım. Yok, Anadolu Ajansı'nda bakanın dahil olacağını düşünmeden. Evet, doçent doktor Merve Sunay Özcan'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkınız için Mustafa Bey sağ olun. Analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.